Merhaba arkadaşlar, ben Araştırma Görevlisi Onur Gezer. Bugün Osmanlı Devleti'nde Yenileşme hareketleri 1703-1876 dersinin ikinci ünitesi olan askeri düzenlemeler kısmına bakacağız. Burada Fransız Devrim ve Napolyon Savaşları, düzenli ordu, talim veya terbiye, tanzimat askeri e, askeri nizamiye zorunlu askerlik, kura sistemi, askeri sanayi gibi anahtar kavramlarımız olacak. Bilindiği üzere Fransız Devrimi ee, siyasal nokta Avrupa'da çok ciddi değişimler yaşattı. Ancak bu siyasal değişimlerin yanında askeri tarihi açısından da dünya tarihinde milat noktasında bir gelişme sebebi oldu ki bu da 1793'te Fransa'da yürürlüğe sokulan zorunlu vatandaş askerliği uygulamasıdır. E, pek çok Avrupa devleti e, 1793 ile 1815 arasındaki Koalisyon Savaşları, Napolyon Savaşları ve İspanya Savaşı'nda Fransa ile karşı karşıya geldi. Bunlar arasında Osmanlı Devleti de vardı. General Napolyon komutasındaki ordunun 1798'de Mısır'ı işgal etmesi üzerine Osmanlı ordusu da 2. Koalisyon Savaşı'nda karşı ittifaktaki yerini aldı. Girdiği pek çok savaşı kazanan Fransız ordusu güçlü kılan zorunlu askerlik bu noktada dünyanın diğer ordularına emsal teşkil etti. Topçu ve piyadelerinin müşterek harekatı ile yeni piyade talimi gibi hususlar 3. Selim döneminde kurulan nizamcılık ordusunun da ilham kaynağı oldu. Ee, Ülkedeki ülkesi üzerindeki hükmü zayıflamış olan ikinci Mahmut tahta oturduğu zaman e, İstanbul'da karşılaşacağı problemler Yeniçeri Ocağı ile Ülema Rumeli, Anadolu ve Mısır ve Irak'ta ise, ise ayan ya da derebeyi olarak alınan mahalli güçlerdi. Bütün politik rakipleriyle aynı anda mücadele edemeyeceğini bildiği için ilk etapta 1810'lu yıllardan itibaren ayanların tek tek tasfiyesi yolunu seçti. Ve padişah burada başarılı olarak Orta Anadolu ile Tuna boylarında otoritesini yeniden sağladı. İkinci Mahmut'un siyasi gücünü ülkenin tamamına hakim kılmasının önünde artık iki engel kalmıştı. Bu Yanya valisi Tepeden Ali Paşa ile artık yarı bağımsız hale gelmiş olan Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ydı. 1821 yılın sonlarında Yanya valisini görevinden aldı fakat Yanya valisi bu duruma itiraz ederek ...İstanbul'da gönderilen kuvvetlerle çatışmak zorunda kaldı. Ortadan, Yanya valisinin bu çatışma esnasında ortadan kaldırılması sonucu... ...onun kontrol altında tuttuğu ayrılıkçı Yunan hareketleri alevlendi. Mora Yarımadası'nda bir Yunan isyanı patlak verdi. Büyük Avrupa devletleriyle Rusya'dan destek alan bu ayaklanma 5 yıl sürdü. Yunanlı çetelere karşı 23 Nisan 1826'da nihai bir galibiyet elde eden Osmanlı... ...kuvvetlerinin başarısındaki asıl usul Yeniçeliler değil... Mısır Vasi Mehmet Ali Paşa'nın ordusu ve 2. Mahmut'un merkeziyetçi politikasıydı. Uzun süre bastırılamayan Yunan isyanının Avrupalı güçleri taraf Avrupalı güçlerin taraf olmasıyla diplomatik bir krize dönüşmesi 2. Mahmut'un bir süredir hazırlığını yaptığı Yeniçeri Ocağı'na hakim olma planını açığa çıkardı. Burada bir takım e, faaliyetler gösterildi. E, bu gidişatın da kendi aleyhlerine olduğunu fark eden Yeniçeriler 14 Haziran 1826 akşamı tarihlerinde son kez ayaklandılar. Ertesi gün yapılan acil toplantı ayaklanmanın bastırılarak ocağın kaldırılması kararı çıktı. Yeniçeri kışlasına giden padişah yalnız asker ve siviller kısa süre içerisinde ayaklanmayı bastırdılar. 17 Haziran 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın resmen kaldırıldığına dair ferman ve mahkeme ilamı yayınlandı. 17 Haziran 1826'da aynı zamanda kaldırılışın bildirilmesiyle beraber Asakir-i Mansuriye-i Muhammediye adlı yeni bir ordunun kurulacağı da resmen ilan edildi. Asakiri Mansuriye Muhammediye başlangıçta 12.000 mevcutlu profesyonel bir ordu olarak planlandı ama kısa sürede hazırlanan Asakiri Mansuriye kanunnamesi ile ordunun yararçısı belirlenerek, belirlenerek gün geçtikçe sistemi gelişti ve mevcutu arttırıldı. İkinci Mahmut'u yerine tahta geçen oğlu Sultan Abdülmecit'in saltanatının hemen başında 3 Kasım 1839'da ilan edilen Gülhane Hattı Humayun ve Tanzimat veya tanzimat fermanı olarak bilinen siyasi belge ile padişah bürokrasi ve halk arasındaki ilişkiler hukuk çerçevesinde yeniden ele alındı. Fermanda her Müslümanın vatan savunmasına katılmasının dini bir vecibe olduğu ifade edilerek de Fransızlardan esinlenmiş olan e, vatandaş askerliği Osmanlı tarihinde ilk kez e, e, bir belgede ifade edilir oldu. Bu doğrultuda adım adım Asekiri Mansuriye Muhammedi ismi değiştirerek yerine Asakiri Asakir Nizamiye'yi şahane yani padişahın düzenli ordusu te ismi tercih edildi. Daha önce ikiye ayrılmış olan ordu coğrafi bölgeler esas alınarak beş ordu komutanlığı şeklinde yeniden teşkilatlandırıldı. Çıkarılan terfi rütbenin rütbe ile bugün dahi geçerli olan askeri terfi sisteminin temelleri atıldı. Açılan efkafı e, er, açılan Erkan-ı Harbiye Mektebi ile Osmanlı Kurmay Subay yetiştirilmesi için de harekete geçirildi çıkarılan askeri, askeriyeyi, beriyeyi, mülükhane, takayüt kanunamesi yani kara askeri, emekli kanun ile ordu mensuplarının özlük hakları teminat altına alınması ya da askeri Mansure'nin ilk 20 yılında savaş halleri dışında gönüllü profesyonellik esasına dayanan askerlik 1846'da yılında çıkarılan ilk kura kanunu ile bütün Müslüman erkeklerin vatandaşlık görevine dönüştürülmesi gibi önemli gelişmeler yaşandı. Böylece Osmanlı için Tanzimat Fermanı'nın sağladığı, yarattığı düzenle de askerlik, Müslüman erkeklerin vatandaşlık görevi haline getirildi. Tabii ki Asakir-i Masil ordusunun kurulmasıyla beraber ordunun silah ve teçhizat teminine, teminine ihtiyacı oldu ve burada ilk İstanbul ve İzmir'deki Avrupalı tüccarların kapısı çalındı. Bu arada Osmanlı hükümeti Yunan isyanı sırasında ters düştü İngiltere'nin yerine Belçika, İtalya, Fransa, Almanya ve Avusturya yapımı tüfeklere yönelmişti. Osman Devleti'nin rahatça silah alabildiğini gören İngiltere birkaç ay sonra Yunan isyanından dolayı koyduğu ambargoyu kaldırıp silah ve askeri tesisat satışlarını serbest bıraktı. İhtiyaçların acil olduğu bu ilk yıllarda e, İstanbul ve Rümeli'den bazı şehirlerdeki ustaların el emeğine dayalı yerli tüfek imalatını artırmak için çareler arandı. Tüfekhaneyi amirinin kurulması için çalışmalar başlatılarak İngiltere'den buhar gücüyle çalışılan makineler getirildi. Benzer şekilde İngiltere'den getirilen buhar kazanları ve mak makinelerle çalışacak bir top fabrikası kuruldu. Yine e, ABT, İngiltere, Prusya, Fransa, Belçika ve Avusturya'daki firmalardan tüfek, top, fişek ve kurşun alımları yapıldı. İngiliz Armstrong ve Alman Krop firmasına yöne, e, verilen e, siparişlerle Osmanlı ordusunda kaval olarak adlandırılan düz namlulu toplardan çelik yivli namluluya sahip şeşhane toplarına geçildi. Ahşap gemilerin zırhlı gemilere geçilmesi gibi bir takım askeri teçhizat noktasında ve teknoloji transferi noktasında e, askeri faaliyetler izlendi. E, bu ünitemizde askeri düzenlemeler yani e, 3. Selim sonrası tanzimat dönemi askeri e, düzenlemeleri, askeri düzenlemeler yoluyla yapılan yenilikleri baktık. E-Kampüs nokta adresinden derse ilişkin dokümanlara bakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.